Herkese hoş geldi. Bugün MVP'liğiniz hayırlı olsun. Hemen onu söyleyeyim. Teşekkürler. Unutmadan. Özellikle Teşekkürler. Dynamics konusunda bir MVP olması çok kıymetli bir şey. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler. Bugün Power BI Türkiye Meetup grubu altında Dynamics 365 Finance and Operations ile Power BI'yi konuşturmaya çalıştığımızda neleri kullanabiliriz? Axe tarafında, eski adıyla Axe tarafında neler var? Microsoft'un roadmap'inde eğer data ile ilgili bir şeyler varsa onları konuşacağız. Power BI tarafı için data olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Özellikle Dynamics'in son birkaç senede bulut tarafına yoğun yatırım ile birlikte epey bir değişiklikler de oldu. Son halini sizden dinleyelim Fatih Bey. Evet. Ben tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Adım Fatih Demirci. Söylediğiniz gibi uzun yıllardır Dynamics'in ERP tarafında, işte Aksap'ta, Aks, son olarak FNO tarafında çalışıyorum. 15 yılı aşkın bir zamandır. Yazılımcı, proje yöneticiliği, teknik sorumlu, arkitekt gibi farklı pozisyonlarda çalıştım. İşte 7 yıl, 8 yıl önce de DML danışmanlığı kurduk. Şimdi de Türkiye'de bir Microsoft Gold iş ortağı olarak, daha çok ERP'ye odaklanmış bir Microsoft iş ortağı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben de çözüm mimarı ve lead architect tarzı bir pozisyonda aslında çalışıyorum. Hala aktif olarak teknik işlerin içindeyim, şirket yönetiminin haricinde. MVP ve MCT'yim. MCT'liğim çok eski ama MVP'liğim daha çok yeni. İşte 11-12 yıl önce MCT olmuştum. Uzun yıllardır eğitim veriyorum. Ama MVP'lik bu sene nasip oldu. Onun haricinde işte Türkiye'de bir user grubumuz var bizim de Dynamics 365 adında. O user grupta özellikle iş çözümleri konusunda, Microsoft iş çözümleri konusunda da etkinlikler yapıyoruz. Orayı da takip etmenizi Linkini dilerim. chat ekrana yapıştırır mısınız? İsmini de Yapıştır. söyleyin. Aha, yapıştırız. Dynamics 365 User Group Türkiye diye bir user grubumuz var. Benim kendime ait sosyal medya hesaplarım var. Onları zaten takip edersiniz. Onları paylaşırım. Sorunuz olursa her ortamdan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi kısa bir basit bir slaytım olacak. O slaytla aslında başlamak istiyorum. O slaytımı da şöyle açayım. Şöyle yapsam. Ekran paylaşırken slayt yapmak da ayrı bir başa bela. Şimdi görüyorsunuz diye düşünüyorum şu anda Evet. slaytı. Ben slaytı şöyle başlatırsam herhalde daha da güzel göreceksiniz. Bir problem var mı? Yok, gayet net ekranınız. Tamam. Şimdi buradan bahsettik zaten. Geçiyorum. Bugün aslında Dynamics 365 raporlamada Power BI nereye oturuyor? Ondan bahsedeceğiz. Bunu biraz özetlemek için önce aslında hangi ihtiyacı, hangi raporlama tool'uyla çözmek gerekiyorun bir şeması var. Bunu Markus diye bir arkadaşımız var. Blogunu da takip etmenizi tavsiye ederim. Onun blogundan aldım direkt. Hazır yapmıştı çünkü. Bunu çok seviyorum. Çünkü dediğiniz gibi raporlama işi artık Dynamics 365'te biraz karıştı. Çok fazla tool kullanılabiliyor. Hangi ihtiyaçta hangi raporlamayı kullanmanız daha avantajlı? Bunu şöyle özetleyebiliriz. Bir kere gördüğünüz gibi amacı ne? İşte statik bir doküman mı yoksa interaktif bir analitik iş mi yapıyorsunuz? İşte statik bir dokümansa gerçek zamanlı dataya mı ihtiyacınız var? Direkt yani transactional database'den bir şey mi almak istiyorsunuz ve bir basılı bir çıktı mı üretmek istiyorsunuz? Evetse karşınıza SSRS yani SQL Server Reporting Services çıkıyor. Bu temel zaten O var mı? O var mı? pardon. Soru mu var yoksa arka tarafta bir background gürültüsü mü? Ben de bir ses duydum Ses. ama herhalde yankı var gibi bir soru yok diye anladım. Evet, soru yok zannedersem. Evet, devam ediyorum o zaman ben. Peki
başka neler var? İşte bir hesaplanmış data lazım ve birçok farklı veri kaynağından data gösterecekseniz, o zaman da tabii ki Power BI, özellikle sayfalı Power BI'ın raporlarını premium kullanarak yapmak gayet mantıklı oluyor. İkinci sekmeye geçersek, işte interaktif ve analitik bir rapor yapacaksanız, orada da yine iki tip var. Yine birden çok veri kaynağına ihtiyacınız var mı? Eğer birden çok veri kaynağına ihtiyacınız varsa, yani Dynamics 365 veri tabanı haricinde işte kendinizin custom bir portali var veya işte üretimde kullandığınız ayrı bir yazılım var, onun veri kaynağını kullanmanız gerekiyorsa, o zaman direkt yine Power BI.com üzerinden Power BI dashboardlarını da kullanmanız mantıklı. Eğer sadece Dynamics 365 datasına ihtiyacınız varsa ve işte pro lisansınız var veya yok, oraları konuşulabilir. O zaman Power BI'nin iç, yani Dynamics 365'in içindeki Power BI dashboardlarını kullanabiliriz. Yani Power BI Embedded'ı kullanabiliriz. Temelde bunların haricinde birkaç tane daha raporlama tool'umuz var. Aslında işte bizim Excel veyahut da data export raporlamamız mevcut. Excel veyahut da CSV formatında istediğimiz veriyi alabiliyoruz. Onun haricinde bir tane de finansal raporlama tool'umuz var. Eskiden biz ona Management Reporter diyorduk. Şimdi Financial Reporting deniyor. O da daha çok özellikle hesap planı tarzı raporların alınmasını ve kullanıcının kendi basit dizaynlarını yapabilmesini sağlayan güçlü bir tool. Hızlıca geçeyim bunu. Bu arada ben slide yaparken ekranları göremiyorum. Eğer bir soru varsa istediğiniz zaman alabilirsiniz. Konuyu işlerken eğer konuyla ilgili sorunuz olursa yazmak yerine doğrudan mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Daha etkili olur. Aynen, hiçbir sorun yok. Şimdi raporlama tool'larında biraz bahsettik. Buraları hızlı geçeceğim. Dediğim gibi bizim işte operasyonel raporlarımız, business dokümanlarımız, analitik tool'lar, elektronik raporlama, işte finansal raporlama gibi bir sürü alternatifimiz var. Ama biz burada daha çok Power BI'ye aslında odaklanacağız. İşte SSRS'ten biliyor, yani SSRS herkes biliyor zaten. Eski versiyonlarda da kullandığımız için o zaten direkt transactional veri tabanından query ile veyahut da temp diye bir mantığıyla veri çeken bir raporlama tool'u. Ama Power BI tarafında birkaç tane farklı özelliğimiz var. Farklı şekilde kullanabiliyoruz. Birazdan onlardan bahsedeceğim. Şimdi yine SSRS yapmayı geçiyorum. Burası yine bizim konumuz değil ama Power BI tarafına biraz değinelim. Şimdi Power BI raporu yapabilmek için tabii ki veriye ihtiyacımız var. Veriye ulaşabileceğimiz birkaç yöntem var 365'te. Birinci yöntem OData dediğimiz, direkt entity'ler üzerinden bağlanıp data çekip raporlarını yapabildiğimiz sistem. Bu zaten aslında hem İşin en kolayı hem de hızlı çözümü. Çünkü burada hiç herhangi bir geliştirme gerekmiyor. Entity hazırsa direkt Power BI'dan, Power BI Desktop'tan bağlanıp entity'leri görüp datanızı çekip ondan sonra işleminize devam edebiliyorsunuz. Bunun örneğini nasıl bağlandığımızı birazdan göstereceğim. OData'nın bazı sakıncaları var. OData özellikle büyük veri için uygun bir yapı değil. Burada çok büyük veri kümelerini çekmeniz gerekiyorsa biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. O zaman incremental yapmak gerekiyor. Incremental için de lisans lazım ve incremental'ı da tabii her data incremental yapılamıyor. Incremental'a uygun bir datanız olması lazım gibi durumlar var. Ama birçok durumda, hani birçok case'de %90, %95 o data aslında işinizi görüyor. İkinci yöntem. Burayla ilgili ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Incremental Refresh için tarih tabanlı bir sütun olması, evet, datada yeterli Power BI için, yeterli, söylüyorum. Aynen. Ama bazen işte bazı durumlarda olmuyor. Mesela müşteri datası geliyor, tarih tabanlı bir şey olmayabiliyor. O yüzden dedim. Ama transactional datalarda genelde tarih tabanlı işi olduğu için işinizi çözüyor dediğiniz gibi. Yani Aksapta tarafında bunun için engelleyen teknik bir şey yok değil mi? Yanlış anladım. Yok yok. Yok, teknik bir şeyden kastetmedim. Sadece bizim bir case'de yani öyle bir ana veri vardı ki, ana veri çok büyüktü ve hani onu tarihsel olarak filtreleyemiyorduk. Mecbur kendimiz hani böyle tarihe benzer bir alan açıp filan yönetmek zorunda kaldık.
Ama tabii başka alternatifleri de var. Mesela şimdi bahsedeceğimiz gibi aslında Entity Store dediğimiz bir yapı var. Entity Store aslında OData gibi direkt ana database'den almıyor. Bir tane data warehouse'umuz var bizim sistemde. O data warehouse üzerinden veriyi gösteriyor ve biz bunu aslında Embedded Power BI dediğimiz Dynamics 365'in içinde kullanılan Embedded Dashboard'larda kullanıyoruz. Tabii bunu kullandığınız anda herhangi bir performans sorunu olmuyor. Çünkü bu entity'ler, bu entity store'a belli periyotlarla, sizin ayarladığınız periyotlarla refresh edildiği için, transactional database'den veriyi de çekmediği için gayet performanslı, büyük veride de çok hızlı bir şekilde çalışabilen bir yapı oluyor. Bunun bu özellikle büyük veride kullanılmasını tavsiye edildiği yer entity store olacak. Onu da ekrandan, Entity Store ekranlarından filan göstereceğim. Şimdi yine Excel raporlama filan var. Buraları geçiyorum. Şimdi raporlamayı doğru düzgün anlayabilmek için biraz workspace anlayabilmek lazım. Dynamics 365 ile birlikte bir workspace mantığı geldi. Workspace'lerde şöyle workspace'lerin içi de birçok aslında KPI dediğimiz, aggregate dediğimiz yapılar var ve tile dediğimiz linkler var ama aynı zamanda da analitik workspace dediğimiz içinde gömülü analitik raporlama alanları var. Bu alanlar sayesinde aslında kullanıcılara biz bir dashboard tarzı, dashboard'dan biraz daha gelişmiş. Çünkü dashboard sadece raporlama oluyor. Buradan aslında kendi datalarını da görüp ufak işlemler de yapabiliyor. Linkleri var gibi bir sürü Dynamics 365 kullanımını kullanıcıya daha kolay ve tek bir ekran üzerinden gösterebilen ve kullanmasını sağlayan bir yapı sunuyoruz. Orada kullandığımız önemli şeylerden birisi işte KPI'ler ve Aggregate Measurement dediklerimiz. Aslında bunlar eski adıyla, buradaki eski aksçılar bilecektir, aslında küp mantığına denk geliyor. Eskiden küp yapıyorduk, şimdi Aggregate Measurement yapıyoruz. Aslında aynı altyapı diyebiliriz. Şöyle bir basit dashboard var. Burada analitik workspace gözükmüyor ama olan birkaç resmini göstereceğim. Gördüğünüz gibi workspace'lerin içinde dışarıya linkler de olabiliyor. Hatta biz buraya Power BI.com'da yayınladığımız raporların linklerini de bağlayabiliyoruz. Şimdi yine hızlıca geçelim. Entity Store'dan bahsettim. Entity Store aslında bence bizim temel raporlama altyapımız olmalı. Biraz daha ayrıntısına bahsedeceğim. Şimdi bir ikinci konu BYOD dediğimiz Bring Your Own Database. Burada da biz herhangi bir entity'yi özellikle Azure SQL'de veyahut da kendi SQL'inizdeki bir host ettiğiniz bir SQL database'ine datayı otomatik çıkartabileceğimiz bir yapımız var. Tabii ki ondan sonra siz bu datayı oradan istediğiniz gibi raporlayabilirsiniz. Buna niye ihtiyaç var derseniz, biliyorsunuz Dynamics 365'in test ve canlı ortamına direkt SQL seviyesinde erişimimiz yok. Eğer SQL seviyesinde bir erişime ihtiyacınız var veyahut da kendinize ait bir data warehouse'unuz var, daha farklı uygulamalarınızda verilerinizi birleştirmek istiyorsanız bu özelliği de kullanabilirsiniz. Burada ben eklemediğim aslında bir de Azure Data Lake var. Çok yeni bir teknoloji. Yine Dynamics 365 üzerinden Azure Data Lake'e de otomatik veri atabileceğiniz, yine entity'ler üzerinden veri atabileceğiniz bir altyapı geldi son güncellemelerle. Biz hatta bir müşterimizde şu anda bunun kurgulanmasıyla ilgili çalışıyoruz. Orada Azure Data Lake biraz daha file sistem bir DB tutuyor ve büyük veriler için çok avantajları var. Ama biraz altyapı kurmak, yani benim şu ana kadar gördüğüm haliyle biraz uzmanlık gerektiriyor. Çok fazla ayrıntısı var. O yüzden iyi bir o tarafları iyi bilen birileriyle oturup bu çalışmaları yapmak lazım ama işte büyük veriniz varsa, büyük veriden kastım terabaytlar seviyesinde veriniz varsa en makul yöntem Azure Data Lake kullanmak oluyor gibi bir yaklaşım var Microsoft'ta da.
Ben yardımcı olabilirim. Bunu konuşalım sonra. Yeni çıktınız. Evet. Ben de sizden öğreniyorum. Şimdi şu ana kadar saydıklarınız arasında şimdi bir Entity Store geçti. Evet. Önerilen evet. yöntem olarak gözüküyor. Bring your own database'i o data zaten eskiden beri, olan şey. Ne kadar performanslı onu bilmiyorum ama Aksap'ta ben Ya ama incremental yaptığınız zaman biz mesela şu anda çok yoğun kullanan bir müşterimiz var. Online pazar yerlerinde yakında her pazar yerinde mağazası var. Trendyol gibi belli başlı mağazalarda. Oradan satış yapıp dağıtımını yapıyorlar. Çok yoğun bir depo hareketi var. Buranın bütün raporlamasında neredeyse o data kullanıyoruz. Ama dediğim gibi onların bütün hareket verilerinde biz incremental yapma imkanımız olduğu için 5-10 dakikada refreshini halledebiliyoruz. Ve o hiçbir sorun olmadı şimdiye kadar. Herhalde bir seneye yakındır da canlı da kullanıyorlar. Bring your own database için... Azure'da bir SQL mi kuruyoruz? Yani evet, Azure'da bir SQL değil aslında. Sizin nerede SQL'iniz varsa ben ona ulaşabiliyorsam o işte connection string'ini, şifresini veriyorsunuz oraya. Bir tanım yapıyoruz. O database'e biz sistem otomatik olarak veri atabiliyor. Period, istediğiniz periyotta istediğiniz veriyi atabiliyor. Yani o bir nevi kopyalıyor datayı, kopyasını çıkartıyor. Transactional datayı kopyalıyor. Orada da yine incremental yapma imkanları var. Entity'nin full her seferinde ezilme durumu da olabiliyor gibi ayarlar yapabiliyorsunuz aslında. Ama tabii yine bunlar hani çok büyük volümlü bir datanız varsa oralarda dikkatli olmak lazım. Oradaki işte bu DMF dediğimiz Data Management Framework altyapısını kullanıyor. Oradaki batch'leri çok yormamak gerekir. Oradaki verinin büyüklüğüne, sıklığına falan yine de dikkat etmek lazım. Fatih Bey merhaba. Bu 1 terabayt altındaki database'lerde data kullanımlarında hangi database öneriyorsunuz? Pardon, bir daha söyleyebilir misiniz? Database kullanımı derken? Yani şöyle, Azure Lake değil de 1 terabayt altında bir datayı yönetiyoruz şirketimizde. Bunun için öneriniz hangisi? Azure Lake hariç. Eğer Dynamics 365 kullanıyorsanız, bence eğer büyük veri raporlarınız varsa onu mutlaka Entity Store'da yapmalısınız. Entity Store aslında büyük veri için en uygun olan hali. Ama dediğim gibi biz de mesela 1 terabaytın altında bir müşterimizde o datayla incremental olarak raporlarımızı yaptık ve çalışıyor. Ha, Entity Store'u niye tercih etmedik derseniz Entity Store için biraz Dynamics bilgisi gerekiyor. Bizim orada raporlamayı daha çok müşteri tarafında Power BI yetkinliği çok fazla olan bir arkadaş vardı. Kendisi yapmak istedi. O zaman o datayla vermek daha mantıklı. Çünkü o datayı direkt verip orada kendisi raporlarını tamamen dizayn edebiliyor. Eğer biz Entity Store tarafında yapmaya çalışsaydık biraz Dynamics 365'in development ortamında işte o küplerin ayarlanması gibi işlemlerin hazır hale getirilip onların deployment'larıyla falan biraz uğraşmak gerekiyor açıkçası. Hani zor bir şey değil ama diğeri kadar Dynamics bağımsız değil. Biraz Dynamics bağımlı halde oluyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Okay. Bir ekleme de ben yapayım. Data Lake Storage anlamında en uygun kaynak gibi gözüküyor. Eğer çok fazla tek detaya girmeye ihtiyacınız yoksa bir de şeye bakabilirsiniz. Datayı ister o datayla çekin, ister başka yöntemlerle çekin. Bu Azure Synapse tarafında Servers diye bir şey daha geldi. 5-6 ay kadar oldu. Onu da kullanıyor olabilirsiniz. Onun avantajı ne? Datanızın büyüklüğü ne olursa olsun tutabilir. Daha da önemlisi eğer bir arada transformasyon yapacaksanız ETL tool'u gibi o transformasyon başına yani sürekli kiraladığınız, sabit para ödediğiniz bir servis yerine kullandığınız kadar ödeyebileceğiniz bir servis ve gayet de performanslı çalışıyor. Evet. Azure Data Lake'te de sanırım yazma sayısı, okuma sayısı gibi bir sürü kritere göre bir fiyat çıkıyor. Aynen. Orası da kafa karıştırıcı biraz açıkçası. Microsoft'un lisanslamasıyla fiyatlaması her zaman karışık oldu zaten. Yapılacak bir şey yok.
Aynen. Şimdi ben bir iki örnek resim göstereceğim. Bunlar yine Markus'un sitesinden aldığım resimler. Bu mesela interaktif bir Power BI raporu. Report katalog dediği aslında bu rapor mesela herhangi bir OData ile yapılıp Power BI.com'da yayınlandıktan sonra Dynamics 365 içinden link verilmiş bir rapor. Gördüğünüz gibi aslında direkt Finance and Operation'ın içindeymiş gibi gözüküyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu bizim klasik SSRS'te yaptığımız raporlar. Onu hemen geçiyorum. Bu da bizim Analytic Workspace dediğimiz Entity Store üzerinden yapılmış aslında gömülü rapor. Burada gömülü olduğu zaman yani Power BI Embedded kullanılarak yapıldığı zaman aslında içinde bunu modifiye etme imkanı da geliyor. Onu da birazdan göstereceğim. O açıdan da gayet aslında kullanışlı ve faydalı oluyor. Bir de bildiğiniz gibi şu anda bizim iki database'imiz var. AuxDB ve AuxData Warehouse. Bu direkt AuxData Warehouse'undan çektiği için performans açısından da gayet iyi oluyor. Bu da yine premium hesabınız varsa işte PageLi, yani Power BI.com üzerinden o datayla veya herhangi bir yöntemle çektiğiniz datayı gösterebileceğiniz bir altyapı. Şimdi sunum premium, olarak... Premium dediğiniz Power BI'nin premium mu yoksa evet, AuxData öyle bir şey var premium, mı? Yok, Power BI premium. AX'da premium gibi bir şey yok. AX'da bizim raporlama için ayrı bir aslında şey de yok. Ayrı bir kullanıcı türü, lisans türü yok. Hı hı. Biraz önce gösterdiğiniz embedded raporlarla ilgili eğer yanlış bilmiyorsam benim gördüğüm şöyle. 50-60 tane Power BI raporu var. Evet. Hepsi bir data warehouse tarzı bir şeye bağlanıyor. Hepsi Entity Store'da. Evet. Hepsi Entity Store'a bağlı. Ama şöyle bir şey var. İçlerinde hiç metrik yok. Daha doğrusu DAX'da yazılmış böyle ekstradan şeyler yok. Data warehouse tarafında bir şekilde hesaplanmış, kitaplanmış. Power BI'nin bütün dosyaları da direct query ile evet, ona direct bağlanmış. Benim gördüklerim öyleydi. Yani genelde öyle. Zaten aslında orada mantık şu. İşte küpü doğru dizayn edip eskiden beri Dynamics 365'te bir küp vardı. Eskiden 5-6 tane küpümüz vardı. Sonra 15-20 oldu o AX zamanında. Şimdi o küp sayısı biraz daha arttı. Aslında küpleri doğru dizayn ettikten sonra burada aslında biraz sadece onun görselleştirmesini kullanmışlar. Açıkçası yani ben içerideki hali hazırdaki embedded raporları çok dediğiniz gibi efektif bulmadım. Yani güzel tasarımlar var ama yetersiz arka tarafı. Yetersiz. Evet. Evet, yetersiz. Biraz da belki Türkiye'ye de uymuyordur. Ben hani mesela bizim datamızla o raporları doldurup baktığımda çok anlamlı şeyler göremiyorum açıkçası. O yüzden yani ben hali hazırda olanları ya modifiye etmek lazım ya da kendi dashboardlarımızı yapmak lazım diye düşünüyorum. Yapmak tarafı da evet, yapmak tarafı da çok zahmetli değil. Hatta modifiye etmek de zahmetli değil aslında. Yani şey benim Dynamics tecrübem şey söylüyor. Bu AXA'da kısmen geçerlidir. Siz de benzer bir şey söylüyorsunuz. Business Central'da da işte diğer o CRM tarafındaki uygulamalarda da bir şey var, bir template var, bir şeyler gösteriyor ama arka tarafı çok boş. Onu biraz da bilinçli boş bıraktığını düşünüyorum ben. Yani konuya hızlı giriş yapmak için bir startup tarzında template'ler. Ama arkasına bakınca çok da fazla bir şey maalesef yok. Yani aslında yapmışlar da biraz da strateji bence. Şimdi biliyorsunuz insight'lar çıkmaya başladı ya. Financial insight, sales insight falan. Analitik tarafı biraz da oraya kaydırıyorlar. Yani o ürünlerin de satılması, kullanılması lazım. Biraz da o yüzden içerideki çok dediğiniz gibi gelişmiş durumda değil. Ama geliştirilebilir, modifiye edilebilir bir hali var. Şimdi birkaç böyle slide'da konuştuğumuz şeyi ekranda da göstermeye çalışacağım. Bu bizim herhangi bir development ortamımız. Aslında öncelikle bizim AX dediğimiz eski AX'ın DB yapısı artık böyle. Bir tane AuxDB diye aslında bütün transactional database'imizin olduğu, içinde yanlış bilmiyorsam 15 bine yakın tablosu var AX'ın. Bunların hepsi burada. Bu bir de AX Data Warehouse dediğimiz, aslında bizim Data Warehouse işini yapan, işte bizim aslında
Entity Store diye adlandırdığımız yer de burası. Burayı açarsak zaten burada bizim aslında oluşturduğumuz küplerin farklı boyutlarla versiyonlarını görüyoruz. Buradan da aslında bir sorgu çekip kodlarına da bakabiliriz. Mesela ben burada bir tane kendim için oluşturmuştum. Takip edenler belki biliyorlardı. Bir tane YouTube'da activity projesi yapıyorum. Onun için bir tane mesela basit küp oluşturmuştum. Bu şekilde bunu da kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu Entity Store oluyor. Ve Entity Store'u ekrana geldiğim zaman, Dynamics 365'in menüsüne geldiğim zaman sistem yönetiminde Entity Store ekranında liste olarak görüyorum. Burası benim Entity Store'larım. Yani aslında küplerim de diyebilirim. Burada herhangi bir tanesine gelip işte ben kendi oluşturduğum şu aktiviteye gelip edit deyip şurada refresh periyodunu belirleyip burada eskiden dakika bile girebiliyorduk. Bunu şu anda en sık saatte bir yapabiliyoruz. Bunu belirleyip ondan sonra artık bu entity'nin işte hangi periyotta istiyorsanız o periyotta refresh olmasını sağlayabiliyorsunuz. İşte tabii ki butona basıp kendiniz direkt refresh tetikleyebiliyorsunuz. İşte offline hour'da çalışsın falan gibi basit tanımları da buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi buradaki bazı temel entity'ler mesela işte budget'la ilgili olanlar yoksa veyahut da financial'la ilgili olanlar otomatik olarak sizin içerideki gömülü embedded Power BI'larınızda kullanıldığı için bunların refreshlerini ayarlamazsanız data oluşmadığı için hep genelde boş görüyorsunuz kendi embedded Power BI dashboardlarınızı. O dashboardlarda nerede var derseniz şu workspace'lerin içinde var. Bu workspace'lerin içinde mesela işte financial analysis'ında gidebiliriz. Burada bir tane vardı diye hatırlıyorum. Bir ufak hatamız oldu. Development ortamlarında bazen böyle şeyler olabiliyor. Bir daha deneyeyim. Tamam, burada bir ufak hatası var gibi gözüküyor. Başka bir ortamdan göstermeye çalışayım. Şurada start diyeyim. Burada workspace'de mesela şöyle gideyim. Burada data yok, o yüzden öteki tarafı da gösterecektim ama çok önemli değil. Zaten çok datalı göstermeye de gerek yok. Gördüğünüz gibi Power BI imgemiz çıkıyor. Şu anda bir data olmadığı için burası komple boş gelecek ama datamız olsaydı o resimlerde gösterdiğimiz haliyle gelecekti. Burası da aslında bizim Entity Store üzerinden çalışan gömülü Power BI'ımız. Buradan gelip mesela edit diyebilirim. Edit dersem aslında şurada gördüğünüz gibi Power BI direkt burada editleyebileceğim, bu embedded raporu direkt burada editleyebileceğim bir hali geliyor. Bunu son kullanıcı da yani yetki verdiğiniz kullanıcı da yapabiliyor. Bir tane rol var, rapor editleme rolü diye. O rolü verirseniz kullanıcılar da kendine özel buradan istediği değişiklikleri yapabiliyorlar. Bu Entity Store'a dışarıdan yani Power BI desktop'la bağlanabiliyor muyuz? Var mı bir adresi vesairesi? Entity Store'a direkt bağlanamıyoruz. Entity Store'un şöyle yapıyoruz. Entity Store aslında bizim measurement'ımız dedim ya, şöyle göstereyim. Onu da Visual Studio'dan açayım. Şimdi bizde data modelde tablolarımız var, view'lerimiz var, data entity'lerimiz var ve aggregate data entity'lerimiz var. Biz data entity'lere ve aggregate data entity'lere bağlanıyoruz. Data entity'ler tablolar ve view'ler üzerinden oluşturuluyor. Entity, hani belki duymayan vardır, yine biraz özetleyeyim isterseniz. Yani bizim mesela müşteri verisini tutmak için herhalde şu anda bir 20 tane tabloyu bir araya getirmek gerekiyor. Bütün müşteri verisini doğru düzgün alabilmek için belki 20 bile yetmez. Şimdi mesela müşterinin adresi var, iletişim bilgisi var, müşterinin grubu var gibi hepsi farklı tablolarda tutulan veriler. Biz şimdi veri aktarırken, veri çekerken veyahut da bazı gösterimlerde bu kadar çok tabloyla uğraşmamak için entity oluşturuyoruz. Mesela bir müşteri entity, bir tedarikçi entity, stok entity'si. Bu entity'ler üst seviyede bizim birçok yerde işimizi kolaylaştırıyor. En önemlisi işte veri aktarımı gibi,
veyahut da OData gibi verinin alınıp verilmesi gereken yerlerde bize üst perdeden bir template oluşturuyor diyeyim. Şimdi data entity'ler tablolar ve view'ler üzerinden oluşuyor. Composite data entity dediklerimiz aslında birden çok data entity'den oluşuyor. Aggregate data entity dediklerimiz de aslında aggregate measurement dediğimiz, aslında şuradaki analitik altında olan şu aggregate measurement ve aggregate dimension eski adıyla küplerden oluşuyor. Biz aggregate data entity'leri dışarı açabiliyoruz. Aggregate data entity'leri direkt ulaşılabiliyor. Ama AX data warehouse'u yani SQL işimiz olmadığı için buradaki direkt direct query ile yine bu Power BI.com'dan bu şeye bağlanamıyoruz. Yani o data gibi kullanamıyoruz o entity store'u. Çok büyük eksiklik olmuş ya bence. Evet. Tabii mutlaka stratejik bir karardır ama ben kendi adıma değerlendireyim. Orada bir kısıt var. Bilmiyorum yani başka yöntemi var mıdır ama şu ana kadar ben bir yöntem görmedim açıkçası. Peki aslında rapor ve yani yaptığımız raporları nasıl bağlıyoruz veyahut da ne yapıyoruz dersek çok fazla teknik tarafa girmek istemiyorum burada ama İşte bir aggregate measurement, bir tane de aggregate dimension oluşturuyoruz. Bu tarafını yine çok bahsetmeyeceğim. Daha sonra bir tane workspace oluşturabiliyoruz. Ben mesela TMS modülünün workspace'i yokmuş. Bir tane TMS workspace oluşturdum. Workspace dediğimiz şey aslında bir tane form. Sadece pattern'ı yani formun pattern'ini biz workspace olarak seçiyoruz. Workspace tab diye seçiyoruz. Ve orada şurada gördüğünüz gibi analytics çıkıyor. Bu analytics'in çıkmasını biz aslında şurada init'inde yazdığımız basit bir kodla sağlıyoruz. Şurada ben şu raporu oluşturuyorum. Power BI Embedded'da. Bu raporu şöyle, tabii onu göstermedik. Veri al deyip Power BI Desktop üzerinden veri al deyip direkt SQL üzerinden biz şu andaki development makinesinin içindeki Entity Store'a bağlanıyoruz ve raporumuzu dizayn ediyoruz aslında. Yani nasıl? Direct Query ile bağlandığımız zaman bakın burada entity store'larım geldi karşıma. Ben mesela yine kendi şeyimi alıp yükle deyip bundan sonrası zaten sizin çok iyi bildiğiniz yer. Buraya kadar geldim mi? Ondan sonrası artık raporun dizaynı. İstediğiniz gibi raporunuzu oluşturup yani sallıyorum şu anda tamamen. Böyle. Datamız da çok uygun değil ama böyle atayım. Nasıl istiyorsanız böyle raporunuzu oluşturup bu raporu şöyle farklı kaydetle bu raporun dosyasını PBIX dosyasını kaydediyorsun. Bu kaydetme işlemi bittikten sonra bunu ismini burada kodunuza verip bunu analitik workspace'inize gömebiliyorsunuz. Ayrıca Lifecycle Services'e gidip Lifecycle Services'i herkes biliyordur. Bizim Dynamics 365 FNO projelerinin yönetildiği Environment Management'ı yaptığımız yer. Orada bizim bir tane Asset Library'miz var. Asset Library'e gidip Power BI Report modele onu yüklüyorsunuz. Buraya bunu yüklediğiniz anda bu aslında artık Power BI ayarlarınızı da yaparsanız ortamlara kendi ortamlarınızı deploy edebileceğiniz bir hale geliyor. Onu da göstereceğim ayrıca. Şimdi bu aşamaları yapıp bunları yaptıktan sonra bu iş artık TFS kullanarak bunun build'ını alıp test ve canlı ortamına bu workspace'lerinizi ve aggregate measure'larınızı taşımanız lazım. Tabii testlerinizi development ortamında yaptıktan sonra. Bunları yaptıktan sonra ortamlara taşıdığınız anda aslında bunları kullanılabilir oluyor. Yapmanız gereken birkaç tane ayar var. Öncelikle gidip
test ortamındayım. Yine sistem yönetiminden Power BI ayarlarınızın yapılmış olması lazım. Power BI konfigürasyonu var sistem administrator'da. Burada işte embedded Power BI'yi aktif edip bir application ID ve key'ye ihtiyacınız var. Ben bunu deneme olsun diye oluşturdum. Application ID ve key'yi de şöyle yapıyorsunuz. Azure'a gelip app registration yapıyorsunuz. Şurada app registration'a girip yeni bir registration oluşturuyorsunuz. Bunun adımları resim resim anlatılıyor. Çok fazla sitesi var. Bir de yine dediğim gibi bu ortamlarda çok fazla göstermeye gerek yok. O app registration'ı tamamladıktan sonra size bir tane application ID ve bir tane key veriyor. Onları buraya girdiğiniz anda aslında sizin için Power BI embedded tarafının konfigürasyonu hazır olmuş oluyor. Sonrasında gidip deploy Power BI files dediğiniz zaman size lifecycle services'e yüklediğiniz, biraz önce asset library'e yüklediğiniz raporları da getiriyor ve o raporları deploy etme imkanı veriyor. Yani otomatik olarak aslında biz ne yapmıştık? Burada Power BI'yi bizim AX DWS'e bağlamıştık. DW'ye bağlamıştık. Ama siz bunu bir test ortamına veya canlı ortama deploy ettiğiniz anda işte bunlar deploy edebileceğim raporlar. Onlar otomatik olarak aslında neye bağlanmış oluyor? O test ortamının DB'sine bağlanmış oluyorlar ve kendi analitik workspace'lerinizde herhangi bir yerde artık onu kullanabiliyorsunuz ondan sonra. Burada sanki özet olarak ya hiç girmeyin bu işe demişler gibi ama ya. Yani, yok. Tam tersi. Vazgeçin yani sevdadan demişler gibi. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Yok. Şöyle Osman. Aslında ne yap, yani ne kadar okuma yaptıysan bu zamana kadar katıldığın bütün eğitimlerde, etkinliklerde tamam o data daha kolay kesinlikle. Ama büyük veriyle ilgili analitik iş yapacaksanız, küp kullanmanız gerekiyorsa default'ta lisanssız gelen bir özellik var. Yani Power BI'nin diğer tarafında lisans alması lazım müşterinin. Burada bu dynamic lisansıyla kullanılabiliyor. Yani bunu mutlaka müşteriye anlatın. Buradan faydalansınlar. Bu tarafın kullanılması hem büyük veri açısından hem de lisanslama açısından daha avantajlı diye anlatıyorlar. Evet, biraz development işi gerekiyor. İlk tanımları yapmak biraz karmaşık gibi gözüküyor. Ama bir kere kurguladıktan sonra aslında çok fazla sorun yaşanmıyor. Dynamics sadece veri kaynağı olursa çalışıyor mu burası? O zaman çalışmıyor, evet. O zaman zaten ilk resimde gösterdiğim gibi Dynamics sadece bir veri kaynağı varsa o zaman direkt zaten Power BI'ye yönlenmek lazım. Burası tamamen Dynamics içindeki işler için çalışıyor. Ki çoğu işte illaki en az bir tane Excel dosyası oluyor. tabii. Yani o muhakkak yani varsa öyle bir ihtiyaç. Yani burada zaten aslında embedded'in mantığı ERP verisinin raporlanmasında kullanılması. Yani bir multi sistem varsa dediğiniz gibi o zaman zaten belki başka bir data warehouse'a veri atmak, oradan analitik işlerinizi çalıştırmak siz daha iyi biliyorsunuz, daha mantıklıdır. Peki burada başka bir de lifecycle services'in ben mesela şimdi burada Power BI deploy Power BI files deyince otomatik olarak lifecycle services'e bağlandı. Onu bağlanabilmeniz için sistem parametrelerinde help var. Burada kendi lifecycle services'teki projenizi buraya bağlamanız gerekiyor. Bunun adımları da basit. Sadece o Lifecycle Services'in bir tane proje ID'si var şurada görünen. O proje ID'sini buraya verip bağlan deyip login oluyorsunuz, bağlanıyor. O aşamaları geçtikten sonra artık burada bu işlemleri halledebiliyorsunuz. Embedded'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. OData'yla ilgili gelirsek, şöyle OData'nın bir tane örneğini burada çekmiştim. Hatta bunu neyse bunu load edeyim. Sonra yine bağlantısını gösteririz. İşte OData almak çok basit. Zaten ortamınızın şöyle kapatayım yine de. Ortamınızın şeyini alıyorsunuz. Linkini alıyorsunuz. Mesela şurada bir tanesinin test ortamının linkini alayım.
Data diyorsunuz sonuna. Ben biraz önce login olduğum için tekrar login istemedi. Login olmamış olsaydım login de isteyecektim. Şu anda aslında bütün entity'leri listeliyor. Daha sonrasında istediğiniz entity'leri çekip, yükleyip raporlarınızı dizayn edebilirsiniz. Dizayn ettikten sonra da yapacağınız şey basit. Bunu publish'le kendi Power BI komunuzda yayınlayacaksınız. Yayınladıktan sonra tabii ki herkes Power BI com üzerinden kullanabilir. Hiçbir şeyi yok. Ama isterseniz de product da var sanırım şeyler. En yukarıda bir product tablosu vardı ama onu mu arıyorsunuz bilmiyorum. Yok, şu sanki ikide vardı. Şimdi burası test ortamı ve yoğun kullanılmayan bir yer. Birçok veri tamamen boş. Müşteri bile yok, tedarikçi yok filan. Ama hani bu ortamı özellikle seçtim ki dediğim gibi bize sağladıkları demo ortamlar. Şimdi burada Dynamics'çiler vardır, biliyorlardır. Tier 1, Tier 2 dediğimiz bir mantık var. Tier 1 ortam sağlıyorlar bize genelde. Tier 1 ortamlarda da özellikle Power BI Embedded çalışmıyor. Eskiden hiç desteklemiyorlardı. Şimdi de düzgün çalışmıyor. Ayarlarını yapmak, ayağa kaldırmak çok bela. Tier 2 ortamlar, en az Tier 2 bir ortam lazım. Tier 2 ortamda ne yazık ki biz direkt deploy edemiyoruz. Hem biraz maliyetli hem bazı lisans problemleri oluyor. O yüzden genelde müşterilerin test ortamları, Allah'tan onlar var. Onlar Tier 2 ortamlar genelde. Oradan denemeleri yapmak zorunda kalıyoruz açıkçası. O data feedlerini bir web servis check mantığıyla mı açıyor arka tarafta? Herhangi bir kısıtı var mı yok mu? Şunu kısıtı yok. Güvenlik ayarları var tabii ki ama bir kısıtı yok. Dediğiniz gibi aslında bir servis gibi açıyor. Ben mesela bunu yükle dedikten sonra direkt bu veriyi alıp raporumu dizayn edip publish edebiliyorum. Publish ettikten sonrası zaten biliyorsunuz Power BI.com'da artık o rapor yayınlanıyor. Daha sonra istersen ben gidip workspace'ten, şimdi bu yüklerken onu göstereyim. Herhangi bir workspace'e gidip, mesela hangisinde vardır? Buraya bakalım var mı? Open Report Catalog deyip kendi login olduğum Power BI.com'da da yetkim olan kataloğu açıp direkt buraya linkini ekleyebiliyorum artık. Bakayım burada var mı? Burada yokmuş. Asset de vardı sanki, öyle hatırlıyorum. Evet, şurada Open Report Catalog deyip. Tabii ben şimdi dediğim gibi burası müşteri, bir müşterinin test ortamı olduğu için çok kurcalamıyorum test ortamı da olsa. Eğer raporum olsaydı Power BI.com'da eklediğim bu listede gelecekti. Ben de OK dediğim anda aslında burada direkt içeride de o datayla yaptığım bir embedded olmayan bir Power BI raporunu da görmüş olacaktım. Şurada da gördüğünüz gibi artık bütün product'la ilgili alanlarım geldi. Rapor dizaynı, dediğim gibi ben çok Power BI dizaynı yapmıyorum. O tarafları siz çok daha iyi biliyorsunuzdur. Buradan istediğiniz rapor dizaynını yapıp publish edip daha sonra Dynamics 365 içinden bağlayıp da gösterebiliyorsunuz. Şöyle bir notlarıma bakayım. Başka söylemek istediğim ve atladığım bir yer var mı diye. Evet, OData'dan bahsettik, Beyond'dan bahsettik, Azure Data Lake'den bahsettik. Bunları söyleyeyim demişim. Tamam, benim hani böyle temelde raporlama olarak bahsetmek istediğim konular bunlardı. Dediğim gibi biraz özellikle Entity Store tarafı karışık gibi gözüküyor. Ama aslında güçlü olan birçok özelliği var. O tarafın kullanılmasını gerçekten çok fazla tavsiye ediyor Microsoft. Ama OData tarafı da, Beyond tarafı da, Azure Data Lake, özellikle Azure Data Lake'e zaten çok fazla yatırım yapılıyor. Onu takip ediyorsunuzsunuz, siz de bilirsiniz zaten.
Data Lake kısmını Power BI'dan dolayı biliyorum. Data Flow'ların çıktısını çünkü Data Lake'e yazıyor. Aksapta'dan o Data Lake'e nasıl çıkıyor? O konuda hiçbir fikrim yok. Sizden duyuyorum. Bakayım. Bir saniye bekleteceğim. Şimdi burada bir konfigürasyon var. Neredeydi? Arama kısmına Data Lake yazarsanız direkt geliyor zaten. Direkt geliyor mu? Tamam. Bu aramaya alışamadım. Benim gibi eski aksçılar arama işinde çok iyi değiller. Bu periyodik task'ta geldi ama data management'ta mı vardı acaba? Bir saniye. Ya aslında bir yerde bir konfigürasyon var. Direkt şeyi yapıyorsunuz. İşte o Azure Data Lake'te yine Application ID Key gibi bağlantı işlerini yapıp ondan sonra entity'lerin oraya yine belli periyotlarda Beyond'da olduğu gibi oraya yazmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama şey tarafında bir yerde aktif edildiği bir yer vardı ama bulamadım. Şu mesela Entity Export Database, şu yine Beyond tarzı kullanmak için var. Bakarım linkine onun nerede olduğunu. Chat'ten yapıştırdım ben aslında şeyi. Öyle mi? Bakalım. Data Feeds, Data Connection. Şey, yukarıdaki adreste MI yazıyor ya, ondan sonraki yere yapıştırırsanız onu. Şuraya yapıştırmış. Evet. Feeds miydi? Feeds Data Connection. Ben sadece... Data. Arada S var. Evet, tamam, burası. Şimdi gördüğünüz gibi Key Vault'lar, Data Lake Integration. Yalnız şöyle söyleyeyim, yaptığınız projelerde bunu kullanmadan önce mutlaka Microsoft mühendisine danışın. Biz bir projede özellikle Data Lake'i aktif edelim dediğimizde Fast Track arkitekti bizi biraz durdurdu açıkçası. Hala işte bazı şeyler var, biraz daha bekleyelim filan dedi. Biz bir taraftan Azure Data Lake'in kurgusunu yapıyoruz orada müşteride ama burayı henüz aktif etmedik. Burası avantajlı olabilir ya. Eğer dışarıdan bu Azure Storage veri yazmayı engellemiyorsa, ki öyledir diye tahmin ediyorum. Yok. Ya da öyle olması da umut ediyorum. O zaman burası daha kullanışlı olabilir. Evet, evet. Özellikle burası dediğiniz gibi file based tuttuğu için maliyet avantajı da oluyor. Öyle anlattılar. Robert James'e geçeyim. Vazı biraz yakmat, vazı biraz da obeseyi. Evet. Şu bring your own database olayını bir kez daha bir şey yapsanız, on-prem'de bir SQL olabilir, Azure'da SQL olabilir. Evet, yani orada aslında yine orada sizin connection string alabildiğiniz bir SQL lazım. Ama genelde Microsoft örneklerinde Azure'da bir SQL tavsiye ediyor. O connection string'i aldıktan sonra yine şeyi tanımını yapıyorsunuz. O Beyond'un işte connection string'ini girdiğiniz bir yer var. Orada tanımını yapıyorsunuz. Ondan sonra data management'a geliyorsunuz. Şu bizim demin açtığım data management vardı ya. Buradan data management'tan işte export, entity export'a gelip yeni bir proje oluşturup hangi entity'yi şimdi burada çıkmayacak da İşte şurada anladım, connection string var ya, oluşturup o oluşturduğunuz şeye
DB'ye o entity'nin istediğiniz periyotta veriyi yazmasını sağlıyorsunuz. Peki entity'lerle ilgili bir kısıt var mı? Yani hazır bir entity listesi var, oradan mı seçmek zorundayız yoksa entity'ler, kendi entity'mizi oluşturabilir miyiz? Kendi entity'mizi zaten oluşturabiliriz. Hali hazırda da yani yüzlerce binlerce entity var. Bakın şunların hepsi entity aslında. Demin o datayla gelenler de entity'ydi. Yani entity sayısını net bilmiyorum ama binin üzerinde entity var. Tabii şunu yapmak gerekiyor. Özellikle projelerde biz biliyorsunuz customizasyon yapıyoruz. Customizasyonsuz proje çok nadirdir. Eğer o entity içinde kullanılan bir tabloya alan açıyorsanız o alanları entity'lere de eklemek lazım. Veyahut da tamamen custom tablolarınız varsa onların entity'lerini de yapabilirsiniz. Demin benim yaptığım gibi mesela burada FD'li entity'ler olması lazım veya yok muymuş. Yani bu bir senkronizasyon hatası verdi, silmiştim. Aktivite projesinin entity'sini mesela yapıyorum. Entity yapmak da gayet aslında basit. Ama tabii ki o entity'yi yapıp yine source kontrollerden geçirip test ve canlıya taşımanız lazım. Yani direkt şey yapamıyorsunuz. Ekran üzerinden yapabileceğiniz bir şey değil. Development ortamı üzerinden yapmanız gereken bir şey. Entity'lerde bir sıkıntı yoksa o güzel. Evet. Bir kısıtı bütün... yok entity'de. İstediğiniz seviyede istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Olabilecek tüm yöntemlerden bahsettik herhalde. İsimlendirdik en azından hepsini. Benim kişisel fikrim tabii Power BI açısından bakıyorum, tamamen Axis tarafından değil. Projelerin çoğunda %99'unda birden fazla şey var. Birden fazla kaynak var. Tek bir kaynakla çözemiyorsunuz. En kötü bir yerden bir Excel dosyası geliyor bütçeler için vesaire falan. O yüzden Entity Store'u ben kendi adıma sildim kafamdan. Ya o dosyayı gömmek lazım Axis'in içine bir şekilde, ancak öyle olabilir gibi geliyor. Ama çoğu şeyde işte CRM datası gelmeye başlıyor, ERP'in başka standartında olmayan datalar gelmeye başlıyor. Her neyse, burayı şeye bağlayacağım. Entity Store'u çok oturtamadım ben, hani bu full scale yani işlerde kullanılabilir diye. Entity Store'u ERP'nin anı... Yani temel verilerinde, ERP ilişkili verilerde gayet avantajlı. Hı hı. Bu arada belki tek bahsetmediğimiz şey dual write. Siz de söylediniz başta. Biz onu kaldırdı galiba. Mı? Yok, aslında var hala. Yani biz CRM altyapısı biliyorsunuz, Dataverse altyapısı. Hı hı. Dataverse'le direkt entegre olabiliyoruz. Dataverse'e yazı da biliyoruz, okuya da biliyoruz. Dolayısıyla yani raporlama için çok mantıklı bir yer değil. Entegrasyon için kullanmak lazım ama işte Dataverse üzerinde bir raporlamanız var ve belli verinin ERP'den gelmesini istiyorsanız onu da düşünülebilir. Çok emin değilim ama bundan. Ya Dataverse biraz performans tarafında soru işaretleri uyandırdı bende ama gidişatı da oraya gibi gözüküyor. Diğer yöntemlerden de data lake olayını sizden duydum. O yüzden tam şeyini bilmiyorum ama benzer mantıkla bring your own database mantığıyla entity'leri seç, yoksa entity'ni oluştur. Bunları da git storage'da, Azure'da şöyle bir storage'a yaz. Eğer böyle bir şey varsa en avantajlı yöntem olabilir. Performans açısından, evet. Maliyet açısından da bu olabilir. Aynen. O data da mantıklı. Dediğim gibi hele incremental yaparsanız zaten birçok işinizi belki, aslında burada şunu düşünmek lazım. Yani ben bütün raporlarımı şu teknolojiyle çözeceğim değil de, yani mesela dediğim gibi ERP özel datanı git analitik workspace'te çöz. İşte birden çok data source'tan bir şey almak istiyorsan onu tabii ki ya bring on beyond'la yap, Azure Data Lake'le yap veyahut da o datayla bile bir şekilde çözebilirsin. O tarafta çöz. Aslında ihtiyaca uygun çözümü bulmak. Ama dediğiniz gibi performans açısından ve esneklik açısından düşündüğünüzde Data Lake, Beyond ve OData daha şey. Performansta değil ama OData biraz performansta sıkıntılı olabiliyor. Ama diğerleri gayet iş görebilen altyapılar.
Alternatifimiz çok, bazen karar vermekte zorlanıyoruz Dynamics tarafında. Aynen öyle. Ya, o data da fena değildir. Performans açısından da çok büyük sıkıntı olacağını zannetmem. Ama şey çok daha mantıklı olabilir. Bazı stok hareketleri, muhasebe hareketleri dediğimiz gibi çok yoğun verinin oluştuğu tablolar olabiliyor ve onlar üzerinden, yani işte mizanı çekeyim diyor adam o data üzerinden. O zaman tabii sıkıntı, yani onları incremental yapmadığınız sürece refreshlerinde veriyi almakta sorun yaşarsınız. Okay. Ya çok büyük data, diyelim ki 1 milyar satırlık transaction tablomuz var. Hangisini önerirsiniz? İşte o zaman o datanın incremental'ı olabilir. Entities, eğer sadece ERP datası ise Entity Store en mantıklısı. Eğer şeyse, bunlar alternatif değilse, yani şu anda Microsoft'un da tavsiye ettiği Data Lake gibi gözüküyor. Okey, anladım. Sizinle bir çalışalım. Ortak tanıdığımız şirketlerin finansı üzerinden bir şey yapalım. Şu data storage, data lake kısmını merak ettim açıkçası. Tabii ki. Var mı arkadaşlardan soru sormak isteyen acaba? Veya kaçırdığımız bir yazıyla soru var mıydı? Yok herhalde şu an. Yazıları chat ekranını takip ediyorum ama soru soran olmadı. Eğer sorusu olan varsa direkt mikrofonunuzu açıp konuşabilirsiniz arkadaşlar. Merhaba. Ziya Bey. Selam. Merhaba. Ziya ben Arçelik'ten. Merhaba. Merhaba. Biz de bu Arçelik'te Dynamics FNL kullanıyoruz yaklaşık 3 senedir. Bizim ekosistemin en meşhur projeleri ya. Hepimiz öyle mi? Biliyoruzdur herhalde. Evet. Retail tarafında da kullanıyoruz. Biz de biraz merak ediyoruz bu data lake işini. Bildiğim kadarıyla pilot preview aslında açılmıştı. Evet. Yani biz de bayağı merak ettik. Daha GA olmadığını biz de biliyoruz ama siz test ortamında da mı enable etmeyin dediler? Onu merak ettim. Yani şöyle, Fast Track Engineer'ı bize, yani biz de söylemişti. ESO22 de yapıyoruz bu projeyi. O zaman Chris. Chris de mi konuşuyorsunuz siz de? Yok, biz Volker'la konuşuyoruz. Ha, başka mı onu? Okey. Başka, evet. Volker henüz aktif etmeyelim dedi ama bir taraftan biz onların BI ekibiyle, tabii ESV2'de BI departmanı var, yani böyle 30-40 kişinin çalıştığı. Onlarla kurgusu üzerinden hem Microsoft Türkiye'deki BI, Power BI tarafındaki arkadaşlarla birkaç toplantı yapıp, şimdi Azure Data Lake'de direkt böyle sadece tek bir structure kurgusu olan bir şey değil. Önüne arkasına bir sürü şey koyabiliyorsunuz. Hangi yapının en uygun olacağı ile ilgili toplantılar yaptık ve belli noktaya geldik aslında orada. Onun ayrıntılarını ayrıyeten konuşabiliriz ama şu anda henüz canlı ortamında bu aktivasyonu test ortamında da yapmadık. Teşekkürler. Özgür Hanım, sorunuzu direkt sorun. Uzun yazmışsınız, ben tam şey yapamadım. İsterseniz açın mikrofonunuzu, olur, sorun direkt. Olur. Kusura bakmayın, ben hani bölmek de istemedim de oraya da yazmaya çalıştım. Şimdi ben aslında bu konularda biraz yeniyim. Bir yerde işte bu konuyla ilgili araştırma yapıyorum. Onlar da tabii arka tarafta mimari olarak bana sorular soruyorlar. Bunların cevabını bulmak da çok kolay olmuyor. Şimdi ben Common CDS ile datayı aldım ve CRM datasını. Ve Power BI ile bir rapor yaptım. Sonra bunu yayınladım ve Power App üstünden dashboard yapıp işte bunlar firma olarak bunu görüntülemeye başladı. Yalnız bu data database'de değil. Yani cloud'da o blob dediği yapılarda tutuluyor galiba. Peki raporu ben hani her seferinde refresh ettiğimde o datayı yine blob olarak cloud'da mı tutuyor, yoksa bir kişi çalıştırdığı zaman raporu görüntülediğinde onun lokalinde mi duruyor? Nerede duruyor bu data? Ben tam anlayamadım onu. O dataya nasıl bağlantı yaptığınıza göre değişir. CDS'le yaptım. Platform Common Data Stream'le yaptım. Şimdi CDS, eğer benim bildiğim CDS ise ismi de değişti, yapısı da değişti. Dataverse oldu. ama o, yanlış bir CDS'i... Dataverse... Yok yok, doğru, Dataverse'ün bu eskisi diye yazıyor zaten. Older mı, retired mı? Hı-hı. Hani yanında bir şey belirterek yazıyor ya, onu kullandım. Power BI dosyanızın modelinizi nasıl kurduğunuza bağlı. Dataverse'e de bağlansanız, SQL'e de bağlansanız, bağlanırken Direct Query ya da Import'la bağlanıyorsunuz. İki yöntemden biri.
Eğer direct query ile bağlanarak bunu publish ettiyseniz data sizin dataverse'ünüzde duruyor. Sadece powerbi.com'da son kullanıcı işte filtrelerden bir şey seçtiği zaman istenilen data, lazım olan data gidiyor sadece. Data dataverse'de duruyor ya da SQL'de duruyor. Eğer importla bağlanarak modeli kurduysanız data Power BI dosyasının içine geliyor. Publish ettiğiniz dosya bütün verisiyle birlikte o an ne geldiyse içine ne aldıysanız bütün verisiyle birlikte buluta gidiyor. Araya bir gateway kurduğunuzda belli periyotlarla Dataverse'den ya da SQL'den değişen datayı ya da full datayı sıfırdan tekrar datasıyla birlikte komple buluta çıkartıyor. Yani bir kez refresh olduğu zaman herkes 10 kişi girdiğinde o refresh'in sonuçlarını otomatikman herkes görecek. Ama 10 kişi girdi, herkes bir yerleri tıklıyor Power BI raporunda. Yapılan her bir tıklama Dataverse'e ya da SQL'e doğrudan sorgu atacak. Çünkü data powerbi.com'da değil. Data olduğu yerde duruyor sizin kaynağınızda. Bilmiyorum yeterince anladım. Da, tabii ben işte o şeyi de çözemiyorum. Bu import ya da data query diye bir şey seçmiyorum. Ben direkt link veriyorum. HTTPS'e CRM işte nokta hani şirketin adı falan olan böyle direkt datayı aldığım linki veriyorum. Orada hiçbir şekilde direct query ya da import seçmiyorum. Ama hani mantığını okuduğumda şeyde internette falan kaynaklardan dediğiniz gibi import query mi seçiyorsun, data mı seçiyorsun, direct query mi? Seçmediğim için bilemiyorum şimdi ben nasıl yaptığımı. Yani mesela şeyin ama bir schedule yaptım bu arada. Dediğiniz o gateway'i öyle kurmuş oluyorum herhalde o zaman. schedule vesaire gibi şeylerle yaptıysanız direct query de olabilir, öteki de olabilir. Ya bazı source'lar direct bazı veri kaynakları şeyi desteklemez söyleyin. Direct query'i desteklemez. Bir Excel dosyasına direct query yapamazsınız. CSV'ye direct query yapamazsınız. OData'ya da direct query yapamıyorsunuz. Hatta hemen bir hızlı kontrol edeyim. Bunun anlamı şu. Bu kaynaklardan çekeceğiniz verileri ancak import yoluyla modele alabilirsiniz. Evet. Import yaptıysanız da gateway kurup refreshlerini yapmanız lazım. Anladım. Anladım. ERP tarafında da direct query'yi zaten sadece Entity Store'da yapabiliyoruz. Öyle bir durum var. Sorunuz varsa arkadaşlar elinizi kaldırıp sorabilirsiniz direkt. Çekinmeyin. Eğer yoksa ben çok sorabilirim yani hazır yakalamışken Fatih Bey sizi. Adil Bey buyurun. Merhaba Fatih Hocam. Herkese selamlar. Fatih Hocam ben şey soracağım size. Bu bahsettiğiniz 3 yöntem dışında Dynamics 365'in SQL Server'ının bir kopyasını alıp direkt oraya Azure bize erişim yetkisi veriyor mu? Onu soracağım. Bir de biz Entity Store'larda özellikle verileri aldıktan sonra farklı kullandığımız yönetim araçları var. Bir nevi işte Best of Breed gibi işte İK'nın bir takım işte KPI tarafında farklı yerel çözümleri vesaire kullanıyoruz. Burada işte ilişkiler, raporlar çıkarmaya çalıştığımızda Entity Store'ları Power BI'ye yüklediğimizde Power BI sanıyorsam 2 GB'lık bir bize alan veriyor ama bizim Power BI Pro kullanan arkadaşların da bu belleğini dolduruyor. 2 GB'ın geçiyor raporu yayınlamadan önce bütün bellek. Bu noktada Entity Store'lar da biraz açıkçası zorluyor gibi geliyor. Şimdi birincisini söyleyeyim. Merhaba Adil bu arada. Şimdi birincisi biz tabii ki database'i dışarı çıkartabiliyoruz ama yani bu yani bir seferlik yaparsınız ve yani ne kadar işinizi görür raporlama olarak onu çok anlayamadım. Orada başka bir şey mi kastediyorsun? Şunu sormak istiyorum. Yani bir mirror'ı alabiliyor muyuz? Başka bir her zaman aktif olan always on gibi bir mantık kuramıyorsunuz. Eğer onu soruyorsan SQL tarafında. Yani bir mirror'ı sürekli alabiliyor muyuz bir yere? Yok. Yani o mirror'ı sadece Beyond'la veyahut da Azure Data Lake gibi bir yapıyla alabiliyorsunuz. SQL seviyesinde ben başka bir yapıyla mirror almak yok. Ama ben şunu yapabiliyorum. Ortamlar arasında bütün DB'leri alabiliyorum veya tamamen ortamın database'ini export edebiliyorum. Bunları yapabilirim ama
aktif olarak bir ana verinin ve bütün verilerin mirror şeklinde başka bir DB'ye yazıldığı bir durum yok. Biraz zahmetli bir yöntem gibi geldi. Power BI dosya büyüklüğü tarafında da ben birkaç eklemede bulunayım. Pro lisansınız varsa teknik olarak birkaç tane kısıt var. Limit var daha doğrusu, kısıt demeyelim. Bir Power BI dosyasının büyüklüğü save as diskinizde açıp baktığınızda 1 GB'ı geçemez diyor. Böyle bir dosyayı publish ettirmez size. Bir çalışma alanındaki toplam dosyalarınızın toplam büyüklüğü 10 GB'ı geçemez diyor. Bunlar limit mi? Evet, rakamsal limitler, tamam, ama 1 GB'lık bir Power BI dosyasına kabaca 15-20 sütunlu 5-600 milyon satırlı bir transaction tablosunu rahatlıkla sığdırırsınız. Power BI dosyasının büyüklüğünü tetikleyen birkaç tane default ayar var, açık geliyor. Onları değiştirmek lazım. Çok hızlı söylemek gerekirse, misal date time tipinde sütunlarınız varsa modelde, yani hem tarih hem saat, dakikaya, saniyeye kadar, o sütunu gerekiyorsa almayın. Almanız şartsa sadece date kısmını alın. Saati de almanız şartsa lütfen o sütunu birden fazla sütuna ayırın. Date bir sütunda, time bir sütunda şeklinde. İnanılmaz fark edecektir. Çünkü dosya büyüklüğünü tetikleyen en büyük şey bir sütundaki distinct değer sayısı Power BI'de. Eğer siz date time'ı saniyesine kadar alırsanız muhtemelen tablonuzdaki bütün değerler distinct olacak. Dosya büyüklüğü 1 olacakken bir anda 100 oluyor. Sonra otomatik date time ayarları default on geliyor, açık geliyor Power BI'de. Lütfen onları kapatın hepsini. Kendi tarih dosyanızı oluşturun. Bu iki hareketle bile çok dramatik, çok yüksek düşüşler dosya büyüklüğünüzde görebilirsiniz. Geri kalan şeyler nispeten daha basit. Sadece lazım olan sütünü al. Yarın bir gün lazım olacak diye düşünüyorsan lazım olduğu zaman getir. Ama en büyük kriter bir sütundaki distinct değer sayısı ne kadar çoksa dosya büyüklüğü o kadar artıyor. Distinct değer listesini, sayısını azaltmanın yöntemleri var. Bunu datanıza bakıp siz aggregation mi yaparsınız yoksa date time ise date ve time diye mi ayırırsınız bilemiyorum ama 1 GB'ın içerisine sığmayan bir projem bugüne kadar sadece bir tane oldu benim. Onda da hakikaten milyar seviyesini geçen bir şey vardı. Data büyüklüğü vardı. Eğer böyle bir şey varsa da şunu önerebilirim. Yine sadece pro lisansının içinde kalarak bunu çözmek isterseniz. Bir modelde özellikle de SQL gibi bir veri kaynaklarına bağlanıyorsanız bazı tablolarınız importla, bazı tablolarınız direct query ile çalışabilir. Direct query ile çalışan tablo 1 milyar satırlı bir fact tablosunun ya da transaction tablosunun üzerinde çalışıyorsa bunun üzerine bir aggregation tablosu yaratarak Power Query tarafında İşinizi çözüyor olabilirsiniz. En kötü on-prem'de misal bir analiz servisi kurun. Hiç dosya büyüklüğü gibi bir şeye takılmazsınız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica ederim. Var mı arkadaşlar soru? Eğer yoksa yavaştan kapatalım. Ben kendi adıma OData, Data Lake ve Bring Your Own Database'i yazdım listeme. Entity Store birden fazla veri kaynağına izin vermiyorsa büyük bir kısıt gibi geliyor bana. Evet, tabii o büyük bir kısıt. Ama yani şöyle, mesela birçok raporlamanın özellikleri değişiyor ya. Yani Entity Store'u, yani bana şöyle geliyor açıkçası. Orada hani lisanssız bir ve çok güçlü bir raporlama aracı var. Onu hiç kullanmamak biraz israf gibi geliyor. Onu müşteriye en azından anlatıp belli standart şeyleri orada kullanabilmesi lazım. Biz mesela ERP projelerinde biliyorsunuz bizim sistem çok büyük bir sistem. Genelde birçok hak, yetki, modül doğru tarif edilmediği için müşteriye ondan faydalanamıyorlar. Öyle olsun ben istemediğim için genelde bunların ayrıntılarını anlatmak istiyorum. Yani en azından sonra ya burada bu varmış, bize bunu hiç söylemediniz demesinler. Yok yok, kesinlikle katılıyorum. Bir tek ERP datanız varsa raporlarınızda ekstra başka bir şey kullanmaya da gerek yok. Hazır olanı kullanmakta fayda var elbette.
Eğer soru yoksa arkadaşlar Fatih Bey'e teşekkür edeceğim. Özge Hanım buyurun. Ben de yani tekrar aslında yine ona benzer bir şey soracağım sırf teyit etmek için. Yani anladığım kadarıyla bu Azure database'ini çok büyük data olmadan kurmaya gerek yok. Yani onun şu anki data aktarımıyla mesela benim bu rapor yaptığım firmanın datası küçük. Yani orta ölçekli bir firma. 25 bin tane CRM datası var. Hani account tablosunda çok büyük bir data değil yani. Onun için bence bu CDS ya da başka bir yöntemle bu datanın atılması yeterlidir diye düşünüyorum. Bazen çok yoğun zamanda 2 dakika, 2,5 dakika sürüyor datanın aktarımı. Modelin tabii büyüklüğüne göre de değişiyor. Ama yine de Azure Database'i kurmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu konuda sizin de yorumunuzu alabilir miyim? Bana mı soruyorsunuz? Şimdi biraz kavram karışıyor aslında. Bizim bahsettiğimiz daha çok ERP tarafı. ERP tarafının altyapısı biraz farklı CRM tarafından. Ama 2,5 dakikalık bir refresh bence gayet mantıklı. Böyle devam edebilir diye düşünüyorum. Tamam, teşekkürler. İlerim vadede düşünüyorlar onlar hani ERP falan da eklemeyi. Finans datasını ama daha çok yeniler yani o yüzden diyorum şu an bu yeterli diye düşünüyorum ben de. Evet evet yani bence yani bilmiyorum tabii her müşterinin algısı değişir ama 10 dakikaya kadar 15 dakikaya kadar olan refreshler şu anda bana yeterli gibi geliyor. Hı hı. Aynen. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki buyurun Ali Bey. Merhaba, Arçelik'ten Ali bende. Merhaba. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programda sunmuştu. Bizde demin Ziya Bey bahsetti. Arçelik'te bir şekilde bizim bu datayı dışarıya almamız gerekiyor. Çünkü çok fazla satış verisi var ve bizim içeride deminki arkadaşım bahsettiği gibi değişik ekiplerimiz bunları değerlendirmek istiyor. Burada biz Data Lake'i bekleyelim mi? Yoksa bence... Bence bekleyin. Büyük ölümlü datada özellikle farklı ekiplerin karmaşık raporlarını da oradan alacaksanız orada bir biliyorsun sadece data lake aslında bir data export şeyi değil. Onun üzerine işte analyst service kurup önünde arkasında bir sürü yapıyla birlikte destekleyip bütün rapor altyapısını oradan çözüyor olabilirsiniz. Bence orayı bekleyin. Hatta Microsoft'ta, Microsoft Türkiye'de Power BI ile ilgilenen birkaç arkadaş var. Onların isimlerini veririm. Onlardan bir Azure Data Lake sunumu alabilirsiniz. O Microsoft Türkiye'deki arkadaşlar size Azure Data Lake'in Dynamics bağımsız altyapısıyla ilgili bilgi verebilirler. O da faydalı olacaktır bu kararları vermekte. Yani benim tavsiyem şu anda başka bir şeye yani Beyond'a veyahut da başka bir altyapıya büyük bir yatırım yapmaktansa Azure Data Lake'i hazır bu seviyeye gelmişken beklemek daha mantıklı olur gibi geliyor. Evet, zaten biz hani web servis altyapısıyla kurduk. Veriyi o şekilde şu anda mesela saatlik olarak çekiyoruz. Ama bu bize biraz sonra yetmeyecek. Evet, çünkü bütün herkesi buraya geçeceğiz. Bizim bayilerimizi evet. Ve bütün raporlar isteyecekler. Yani bütün bayiler geçince dediğiniz gibi mantıklı olmayacaktır. Yani orada dediğiniz gibi biz bir şekilde AX'tan dışarıya veriyi çıkarttıktan sonrası hani kolay. Çünkü bayağı kabiliyetliyiz o konularda. Dediğiniz gibi Microsoft'tan desteğimizi alıyoruz. Hani hem Data Lake, altyapı, data, Azure datası ya da Power BI olarak zaten yetkinliğimiz var o seviyelerde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani o tarafta iyi akşamlar. O tarafta dediğim gibi yani özellikle sizin gibi büyük veri olan müşterilerin Data Lake tarafına yönelmesi yani Microsoft'un da tavsiyesi öyle. Bizim de yani işte Fast Track Engineer'larıyla falan da hep görüşmelerimizde en son yani mesela veriyoruz. İşte bizim o müşterimizde stok hareket tablosu milyarlarca kayıt var. 2 terabaytın üzerinde tek tablonun büyüklüğü. Ve bu çok büyük bir yani 10 yıllık bir data değil birkaç yıllık bir data, bir yıllık data belki de. Bunların gerçekten raporlama alternatifi çok fazla yok ne yazık ki. Azure Data Lake şu anda bu tipte bir kurgu için en iyi alternatif gibi gözüküyor. Teşekkürler.
Okey. Başka soru yok zannedersem. Fatih Bey elinize, ağzınıza sağlık. Çok rica teşekkürler ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür Data ederim. Data Lake tarafı gelişirse konuşalım. Benim için de yeni bir haber. Evet, yani biz onu çok takip ediyoruz. Ben yazılarım YouTube kanalım var. Orada gelişme olduğunda onunla ilgili de yazı yazmayı planlıyorum zaten. Biraz beklettim şimdilik. Aynen YouTube kanalıyla ilgili ilk saydığınızda vardı şimdi hatırladım. Adreslerinizi verin diyecektim. Bildiğiniz gibi Power BI Türkiye grubu altında yaptığımız bütün kayıtları, bütün meetup'ları kaydediyoruz. Yaklaşık 3-4 gün sonra da YouTube kanalında da yayınlanacak. Eğer kaçırdığınız kısım varsa kanal üzerinden tekrar şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Katılımcı arkadaşlara da teşekkürler. Sorular için de teşekkürler. Herkes kendine iyi baksın. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sunumu istemiş arkadaşlardan birisi. Onu ben bana ulaşırsa ve bir mail adresi gönderirseler oraya iletirim. Sorun olmaz. Okey, tamamdır. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.